Hayırlı akşamlar değerli izleyenlerimiz. Kanal 23 ekranlarından hepinize saygılar, sevgiler, muhabbetlerimizi sunuyoruz. Bir görüş alanı programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Değerli İbrahim ağabeyimle birlikte. Bu hafta da ülke ve Elazığ gündemini elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışacağız. Hemen gündemin bu haftaki en önemli başlıklarından bir tanesi olan Soma Maden faciası ile alakalı olarak Hürriyet Gazetesi Yılmaz Özdil ile Posta Gazetesi yazarı Yazgül Aldoğan'ın yaptığı açıklamalar ve bunun neticesinde Sayın Başbakan Erdoğan'ın vermiş olduğu cevaplar. Şey yapalım istersen Soma'da hukuku konuşalım. Çünkü hukuki süreç başladı. Onu konuşalım. İkinci boyutuyla istersen onu konuşalım. O zaman oradan başlayalım. Evet. Buyurun. Şimdi tabii Soma faciası geçen hafta itibariyle Türkiye'nin 77 milyon bağrına ateş düşüren bir olay, bir facia açık söylüyorum. Bu facianın daha etkilerini yeni yeni atmaya başlıyor Türkiye. Bir kez daha ben ölenlere rahmet diliyorum. Tabii Soma olaylarını değerlendirirken Soma olayları diyorum. Soma'da yaşananların da muhakkak iyi muhasebesinin yapılması lazım. Gerek siyasi muhasebesinin yapılması lazım, gerek idari muhasebesinin yapılması lazım, gerek iş güvenliği açısından gerekli muhasebesinin yapılması lazım. Çünkü bir musibet bin nasihattan iyidir diye bir cümle var bizim atasözümüz. Burada yaşananlar bugün değerlendirmeye kalksak belki onlarca saat konuşmak zorunda kalırız ama burada yaşananları bundan sonraki süreç açısından bir basamak olarak görüp ona göre bundan sonraki süreci yönlendirmek çok daha önemli. Bu açıdan İdari olarak gerek güvenlik açısından gerek diğer işçi sağlığı, işçi güvenliği açısından ciddi manada hükümetin attığı 7 maddelik bir adım şu an yakından. Toplamda 11 tane önerge var. Evet ama bir kısmı AK Parti'nin yani o soruşturma önergeleri bunlar ama şu an hükümet 7 maddelik 7 maddeden oluştuğunu söyledikleri ama içeriği konusunda çok detaylı bilgi verilmediği bir hazırlık içerisinde. Bunu yakında meclise taşıyacaklarını söyledi. Tabii işçi sağlığı açısından önemli bir husus. Ha ben sadece bir iki başlık söyleyebilirim, bildiklerimi söyleyebilirim. İşçilerle ilgili biliyorsunuz taşeronluk sistemi şu an Türkiye'de ne yazık ki böyle. İşte Elazığ'da da böyle. İşte Alacakaya'ya gidin. Krom madeni çıkartması. Tamam. Ana firma Etikrom AŞ. Onun altında taşeron sistemleri. Hatta taşeronun taşeronu olan bir sistem oluşturulmuş. Dolayısıyla doğru düzgün eğitimi olmayan, madencilik konusunda doğru düzgün eğitimi almayan, gerekli güvenlik eğitimlerini almayan insanlar, işte bir çavuşun nezaretini 10 tane, 15 tane. Düşünün bir köyde Hasan Efendi, Ahmet, Hasan, Mas, Hüseyin gel kardeşim gidip madende çalışacağız deyip taşeron götürü sistemiyle aldığı bir işi o şahıslara yaptırıyor. Ondan sonra da tabii kimin adına çalışıyor bu? Ana firma adına çalışıyor ama sistem kiminle işliyor? Taşeron sistemle işliyor. Bu haliyle eğitimi almadan o maden ocağına inip gerçekten çok ciddi manada can kayıplarına yol açan olaylar yaşadık. Hatırlayın. Bu meclisteki konuşmasında Faruk Çelik de bu kendisi bu önemli. Karşı olduğunu bu söyledi. Önemli. İşte bu taşeronluk sistemini ciddi manada denetim altına alacaklar ve ciddi manada bu eğitimle ilgili sorunu da çözmeye çalışıyorlar. Maddelerden biri bu. Tabii çok detaylı ama bunu somutlaşınca, yasalaşınca inşallah paylaşmak istiyoruz. Burada tabii önemli olan ne? Önemli olan bu faciadan ders çıkartırken bu faciadan da birilerine bazı şeyleri alet ettirmemek lazım. İşte günlerdir biliyorsunuz Soma'da yaşanan bu facianın üzerinden ne yazık ki kendilerine prim edindirmeye çalışan bölücü ayrılıkçı gruplar artı işte Türkiye'yi karıştırmak isteyen marjinaller bir şekilde Soma olaylarını kullanmak istiyorlar. İşte ferdi olarak yaşananları da sizler biliyorsunuz. Bu kadar üzüntülü, bu kadar sıkıntılı bir ortamda gerçekten bunun üzerinden prim yapacak hareketlere birilerinin yönlenmiş olması bile kendileri açısından da bu memleket açısından da ayıp bir durumdur. Çünkü bu siyasetin üstünde bir konudur. Bu bir memleket meselesidir. 301 tane ocak yanmıştır, sönmüştür ama bunun yanında 77 milyonun içi de sızlamıştır. Biraz sonra konuşacağımız 77 milyondan 2 tanesini çıkartıyorum tabii. 77 milyon eksi 2. Şimdi Soma'da şu an hukuki süreç başladı. Biraz geçen hafta hatırlarsanız yani hukuki süreç niye hızlı başlamıyor diye bir serzenişimiz olmuş. Hemen ertesi gün zaten
hukuki sürecin başladığında bizzat oranın gerek Akhisar Başsavcılığı gerek Manisa Başsavcılığı ciddi manada adımlar atıldığını söylediler. Şimdi atılan adımlara baktığınızda tabii yasamız ortada. Yani Türk Ceza Yasası 85. madde ortada. Buna biz taksirli ölüm diyoruz. Yani taksirle birinin ölümüne sebebiyet verme suçu bir şekilde 2 yılla 15 yıl arası ki bu davanın görüleceği yer Ağır Ceza Mahkemesi'dir. Çünkü birden fazla. Evet. 2 yılla 15 yıl arası bir cezayı gerektiriyor. Ha, burada önemli olan bir nokta var. O da şudur. Bilinçli taksir dediğimiz 22. maddemiz biliyorsunuz. 22. maddede bilinçli taksir yani bile bile bu insanların kazaya düşer olmalarına sebebiyet verilmişse ceza yarı oranında artırılabiliyor. Örneğin alkollü araç sürmek. Alkollü araç sürmek gibi. Yani burada da eğer anlatılanlar doğruysa, tabii detaylarını bilmiyoruz. Şu an müfettişler henüz raporlarını hazırlamış değil ama o sıcak maden çıkartıldığından bahsediyor. Bir tane işçi işte kömür yanıyordu çıkartıyordu. Son 15 gündür. Evet. Bunu söyledik ama bu söylememize rağmen önlem alınmadı cümlesi çok önemli. Burada o zaman 22. madde devreye girer. Nedir bu? Karbon monoksit oranı sürekli yüksekmiş. Evet. Yani bu parametrelerle bir ölçüm, hukuki bir ölçüm gerçekleştirilecek ve sonucu itibariyle de belki 22. maddenin uygulanması mümkün olacak. Ha bunun ötesinde şimdi tabii bu holdingin bir başkanı var. Yönetim kurulu başkanı ki o Alp bilmem Gürkan. Alp Gürkan'ın oğlu mu? Alp Gürkan sahibi oğlunun ismini şimdi hatırlayamıyorum. Can Gürkan. Evet. Ha, o gözaltına alındı, tutuklandı. Ha, Alp Gürkan da bunun sahibi görünüyor. Halbuki biz hukukçuyuz netice itibariyle. Hukuki sorumlu kimdedir? O şirketin i̇şte yönetim kuruludur. İşte yönetim kurulundan aşağıda kimler varsa işletme müdürü vesairedir. Yani dışarıdan birisinin yani babam dahi olsa bu işte sorumluluğu olur mu? Hayır olmaz. Hatta bir yakalama kararı konusu savcılık talep etmişti. Mahkeme reddetti. Mahkeme reddetti. Yani biraz olayı absürtleştirmemek lazım. Biz hukukçuyuz. Adalet bugün herkese lazım. Yani ben o adamı savunuyor değilim. İşte ama hukukçu olarak şuraya bir netlik kazandırmamız lazım. Sorumlu olacak olanlar holdingin resmi kayıtlarında görünen insanlardır. Ha, onun ötesindekiler sorumlu değildir. Ha, vicdanen belki mahkum edilebilir. Halk nazarında mahkum edilebilir. Ama biz hukukçu olarak yasanın bize öngördüğü şekilde davranmak zorundayız. Bu açıdan Soma'da hukukun işlediğini düşünüyorum. Ha bunun ötesinde ne olabilir? Medya ilk birkaç yani gün kastın işveren, aşılması yani, nedeniyle öldürme. Ya bunlar çok absürt şeyler. Ya bugün konuşulanları yüksek sesle düşünmeye çalışıyorum. İşte Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri, diğer bazı sendika mensupları gibi bakıyorsunuz. Yani hukuk adına konuşuyorlar bunlar. Hatta bir tane milletvekili, eczacı olan bir milletvekili, Cumhuriyet Halk Partili, iddianameyi bile yazdı. Yazdığı iddianame adam öldürme, kasten adam öldürme. Yani bu tabii Türkiye'de herkes her şeyi konuşuyor diye bir cümle var ya. Yani mesleğin olmasa da, ben mesela eczacı değilim ama eczacılıkla ilgili ahkam kesiyorum. Ve din görevlisi değilim ama dinle ilgili her türlü ahkamı kesiyorum. Böyle bir yapı var Türk insanında. Şimdi bakıyorsunuz tabii. Oradaki milletvekilleri de bu toplumun aynası netice itibariyle. O milletvekili bugün savcı yerine kendisini koymuş ve iddianame yazmış. Ha, bu yanlış. Yani kafaları karıştırmamak lazım. Yasamız açık. Ha, bu yasayı değiştirsen ne olacak? Bu yasayı değiştirsen de bu odaya uygulayamazsın. Niye uygulayamazsın? Çünkü eski tarihli olduğu için bu olay uygulayamazsın. Neticesi itibariyle elde 5237 sayılı yasanın 85. maddesi var. Ha, bunun ötesinde ne var? 22. maddenin uygulanabilirliği var. Yani bilinçli taksir dediğimiz, yani kasta yakın bir olay, davranış dediğimiz bir olay değerlendirebileceğimiz bir yasa maddemiz var. Bu ne demektir? 2 ile 15 yıllık cezanın 3 yılla 22,5 yıl arasında değişebileceğini ortaya koymaktadır. Ha, bunu da tabii mahkeme takdir edecektir. Bu açıdan kafaların karıştırılmaması adına ben bunu ifade etmek isterim. Gelelim sizin sorduğunuz o sorunun cevabına. Yılmaz Özdil'e. Ona geçmeden önce medyanın felaketin olmasından sonraki 1-2 gün içerisinde işverenle alakalı hiçbir yayını hakikaten yoktu. Ben özellikle takip ettim. Ardından müthiş bir linç kampanyası başladı. Evet. Bir elden alakalı. Organize edilmiş gibi değil mi? Evet. Ve nereden başladığını da sanırım evet.
Siz de biliyorsunuz. Yani ben söyleyeyim mi? Söyleyin tabii. Söyleyeceğim şu, Aydın Doğan ve ekibiyle evet. başladı. Çünkü o madenlere teklif, hakikaten enteresan, o madenlere teklif verip de insanlar. Alamayan şirketlerin sahiplerinden biri Aydın Doğan ve ekibi. Evet. Şimdi o Aydın Doğan ve ekibinin alamadığı madenleri bunlar almışlar. Ha, iyi almışlar, kötü almışlar. Ben bunu tartışmıyorum ama Türkiye bir hukuk devleti. İhale sonucu bunlar almışlar. Ama neticesi itibariyle Aydın Doğan ve ekibinin bu şahıs hakkında, yani bu şahıs iyidir demiyorum, bakın hiçbir zaman da bunu savunuyor değilim. İktidar medyası da müthiş destek verdi ama o konuda. Ya verebilir, ona ben bir şey diyemem. Çünkü biraz acıdan prim yapmak isteyen bir medya anlayışımız zaman zaman Türkiye'de devreye giriyor. Ne yazık ki devreye giriyor. Ha, bunu tabii biz sağduyulu düşünmek zorundayız. Neticesi itibariyle bir vahim olay meydana gelmiş ve bunun hukuki sonuçları, idari sonuçları, siyasi sonuçları bir şekilde yavaş yavaş ortaya çıkacaktır. Bu çıkacak sonuçların da adalete uygun olması lazımdır. Bu konuda tabii hükümet sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağını ifade etti. Hukukun da peşini bırakacağını düşünmüyorum. Geçmişte benzer olaylar işte Van'da yaşandı biliyorsunuz. İşte Van'da hatırlar mısın şeyde vardı. Bu Düzce depreminde Veli Göçer vardı. Meşhur Veli Göçer. İşte halen çıktı mı çıkmadı mı dışarı bilmiyorum. Bu tür insanların da muhakkak hukuk önünde hesap vermesini ve adil bir şekilde yargılanması. Bizim özelliğimiz nedir? Adil bir şekilde yargılanmasını sağlamamız lazım. Evet, buyurun. Yılmaz Özdil, Yazgülü Aldoğan. Evet, 2Y'den bir X çıkıyor mu? Evet, bir X çıkıyor ne yazık ki. Y artı Y, yani Yılmaz artı Yazgülü'den bir sonuç çıkıyor mu? Hayır, bir sonuç çıkmıyor. Bir belirsizlik çıkıyor. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi bu iki şahsın beyanlarını tüm Türkiye izliyor. Biraz evvel ben bir şeyde bir serzenişte bulundum aslında. Yani bu kötü olaydan, bu gerçekten vahim olaydan prim yapmak isteyen, prim yapmayı düşünen insanlar çıktı. Marjinal gruplar çıktı, dernekler çıktı, vakıflar çıktı. İşte medya sektöründe de böyle kendini bilmez iki taneye çıktı piyasaya. Ha, biri ne diyor? Biri diyor ki bunlar işte şey mitingine götürülmüş, İzmir mitingine götürülmüş, orada alkışlamışlar, dolayısıyla ölümü hak ettiler. Yani bre izansız diyeceğim, başka böyle burada biplenmemek ve RTÜK tarafından kapatılmamak için bazı cümleleri, bazı kelimeleri kullanmıyorum. Ama Türkiye'de yaşıyorsan, azıcık vicdanın varsa, biraz da insan ol, insan gibi görünüyorsun, insan mısın değil mi bilmiyorum ama insan kılığında bir canlıysan, neticesi itibariyle bazı şeyleri çok iyi görmen lazım. 301 tane can gitmiş. Hangi partiden olduğu önemli değil. Yani bu AK Partili olabilir, Cumhuriyet Halk Partisi de olabilir, başka partili de olabilir. Neticesi itibariyle orada 301 tane ocak sönmüş. 301 tane aile yok olmuş. 301 tane insanın çocukları yetim kalmış, eşleri dul kalmış. Şimdi böyle bir tabloda, böyle bir tabloda sen gelip bunlar hak ettiler cümlesini kullanabiliyorsan, o zaman sana söyleyebileceğim bir şey var. Yani Sayın Başbakan da söylüyor. Esfeli safilin diye bir, bizim dini bir terimimiz var. Nedir o? Affedersiniz, hayvandan da aşağı. Şimdi böyle canlılara hayvandan da aşağı demek lazım. Çünkü canlılar bile merhamet taşır. Canlılar bile şefkat taşır. Hatırlar mısın? Bazı fotoğraflarda görüyorsunuz. Kedi köpeğe sığınıyor. Bilmem bir başka canlı bir başka canlıya sığınıyor. Bu kadar merhametli olan varlıklardan daha aşağı seviyede bir irade ortaya koyanlar için de ben esfel-i safilin demekten başka bir şey düşünmüyorum. Yazgülü meselesine gelince. Yazgülü kendisinin babasının şehit olduğunu söylüyor. Nerede şehit olmuş bilmiyorum. Yani hangi şehadet mertebesinde onu da bilmiyorum. Ama şehitlik mertebesi... Yalan konuşmuyor herhalde, babası şehit demek ki. Ya bilmiyorum. Bildiğimiz manada yani... Ya bilmiyorum şey. Nerede şehittir yani belki... Ama yani bizim sizin bilmemeniz... Şimdi biliyorsunuz bazen... Yani... Hayır kardeşim, bilmiyorum ya, ben sadece yorum yapıyorum, müsaade ederseniz. Yani ben nerede şehittir, ne şehididir diye bir değerlendirme yapmadım. Yani şehit olduğunu iddia ediyor. Açıklasaydı biz de öğrenseydik keşke. Yazgülü hanımefendinin nasıl bir şehadet mertebesine ermiş babasının bulunduğu, biz de bilmek isterdik. Ama şehit oğlu, şehit çocuğu, biz de biliyorsunuz yani bir şey, birisi ters bir hareket yapınca şunu söylüyor. Ben de imam çocuğuyum ha. Benim babam da hacı ha.
gibi laflar çok sık karşılaştığımız konular. E şimdi bu Yazgül hanımefendinin de babası şehit olduğunu söyleyen hanımefendinin de kendisinin burada pisi pisine gitti, affedersiniz niyazi oldu şeklinde 301 tane can hakkında böylesi bir kelimeyi kullanmış olmasını da şu an söyleyebileceğim tek şey, yani bredensiz, affedersin, bredensiz demek lazım. Sen şehit baban olduğunu söylüyorsan o şehitliğin ne olduğunu önce öğren, onu hisset, ondan sonra bunlar hakkında bir beyanda bulun. Sen sırf bazı medya köşe yazarlarının elde etmek istediği işte makamdır, mevkidir, daha fazla şandır, şöhrettir cümlesinden bir şeyler yapmak istiyorsan gel Hürriyet Meydanı'nda göstereceğim bir performansla da seni Elazığ'da meşhur edebiliriz. Belki Türkiye'de de meşhur ederiz. Performansına bağlı. Yazgül hanımefendi. Yani bu konuda abi Yazgül Aldoğan zaten ulusal bir köşe yazarı. Yani meşhur hayır, olmasına gerek yok. Hayır, daha fazla şan şöhret istiyorsa il il gezer. Elazığ'da gelir, gerekirse Vos'ta biz yardımcı da oluruz. Hürriyet Meydanı'nda bir performans sergiler. Neticesi itibariyle de daha fazla meşhur olur. Bu konuda istiyorsa size kesinlikle katılmıyorum. Ya bana katılmak şimdi zorunda değilsin. Yılmaz bana katılmak zorunda değilsin. Yazgül Aldoğan'ın söylemlerini aynı kefeye koymak büyük bir haksızlık olur. Birincisi Yılmaz Özdil, burada Yılmaz Özdil'in şahsını savunmak adına söylemiyorum ama Yılmaz Özdil yaklaşık 20-25 seneden bu tarafa muhabirlikten başlamış, köşe yazarlığına kadar yani gazeteciliğin olabilir ve olabilir Türkiye gündemini çok iyi bilen bir yazar. Olabilir. Biliyorsunuz kitapları da var. Bu onun doğru olduğunu göstermek, doğru olduğuna kanıt koymak üzere söylemiyorum bunları. Fakat bu adamın orada ölenler iyi oldu, oh iyi ki öldüler. Müstahaktır. Müstahaktır dedi. Müstahaktır demesinin nedeni ölenlere değildi. Yani Soma'da AK Parti, ya kendi zihniyetine göre konuşuyorum. AK Parti zihniyetini Soma'da, Manisa'da işte AK Parti'nin birinci parti olması, AK Parti'nin de bu sistemi bu şekilde yürütmesinden dolayı... Manisa'da birinci parti değil biliyorsunuz. Milliyetçi Hareket Partisi orada belediye başkanlığını kazandı. O bölgede Soma'da AK Parti, evet. AK Parti'nin üstünlüğü var. Akhisar'da AK Parti. Bundan dolayı bir eleştiriydi. Yoksa orada ölen insanlara hayır kardeş, cümle bırak şu. Bırak Yılmaz Özdil'i. Cümle şuydu bak Yener kardeşim, cümle şu. Diyor ki sen bunları aldın götürdün şeye, ey patron bu mitinge götürdün alkış çaldırdın. Bu mitinge götürüp alkış çaldırdığın hükümetin olduğu dönemde ve bu hükümeti destekleyen patronun nezdinde yapılan hatadan dolayı veya işte yapılan şundan dolayı sen öldün. Sen sana müstahaktır bu hareketi yaptığın için. Cümle bu. Bunu nasıl anlarsın? Bunu şöyle anlarım. Yani Yılmaz Özdil denen dangalak, sen bunu söylüyorsan sen insanlıktan nasibini almamışsın derim. Bunun yani isterse 100 tane kitap yazsın, isterse 10 tane ülkenin cumhurbaşkanı olsun. Karşılığı budur. Yazgül hanımefendi de kendisi şehit çocuğu olduğunu söylüyor. Ne çocuğudur bilmem. Yani o çocuğunun başına ne harf gelir onu ben bilmem. Ama neticesi itibariyle söylediği sözler Türkiye'nin 77 milyonunu inciten sözlerdir. Yani 301 tane şehit ailesini inciten sözlerdir. Hatta bu şahıslar hakkında, Yılmaz Özdil hakkında bugün Cumhuriyet Savcılığı'na bizzat madenci yakınlarının verdiği dilekçeler var. Yazgül Aldoğan'ın söylediği her cümlenin altına ben de imzamı atıyorum. Yazgül Aldoğan'ın birinci tweet'i şudur. Pazar sabahı günümüz aydın olamıyor. Şimdi de bir şehit lafı icat ettiler ki isyan edilmesin. Evet. Onlar ne şehit ne gazi, kar yoluna gitti Niyazi. Evet. Devamında şunu söylüyor. Allah aşkına bunun altına siz imza atmıyor musunuz? Oysa o maden işçileri şehit değildir. Vahşi kapitalizmin çarpık sömürü düzeninin kurbanıdır. Yalan mı? Taşeronlaştırılmış bir müessesede hakkını hukukunu aradığı an kapıya konulacağını, güvenlik koşullarının eksik, yaşam koşullarının yetersiz olduğunu bilen, 3 kuruş paraya çalıştırılan bir kurban. Öldüğü zaman da bu adam niye öldü? Bu madenin kirişleri niye metal değil de ağaç? Niye yaşam odası yok? Detaya gerek yok. Hayır. Bir şeyi alsak, bir şeyi ayır ama bak Yener kardeşim. Adına demediğiniz kalmadı ama ne dediğini bir şeyi ayırman lazım. Bakın. Kendisi burada hükümeti, yok. Bakın hükümeti. Onlar şehit dediler. Yani o, şehit denilip hükümeti, bu sorunu hükümeti, bu kadar mı hükümeti basit? O holdingin mensuplarını eleştirebilirsin. Her şey söyleyebilirsin evet. Onlara. Yani holdingin mensubu hakkında bu söylediği sözleri kabul ederim. Hükümet hakkında eleştirilerini kabul ederim. İdare sorumluluğu kabul etmiyor. Bakın kardeşim bununla ilgili bununla ilgili sorumluluk ortaya çıkacak. Ya orada nasıl çıkacak? Bir vahşi kapitalizm Genel kardeşim nasıl belki çıkacak bunun sorumluluğu? Orada uygulanan kardeşim, vahşi bir bakın, kapitalizm değil mi? Ben, 1 milyar 600 güzel milyona kardeşim. 1 milyar 600 milyona yerin 7 kat dibinde insanlar
ölümle burun buruna çalıştırılmıyor mu? Burada ben seninle aynı fikirdeyim. Bakın burada seninle aynı fikirdeyim ama sen elma ile armutu karıştırıyorsun. Ben hatırlarsam bundan birkaç program evvel Alacakaya'da da 5000 tane köle var dedim. Bunu söyledim mi ben? Söyledim. Yazgül'ü yanlış konuşmuş. Orada da aynı şey ama bak Yazgül'ü şunu yanlış konuşuyor. Sen de orada şurada takılıyorsun. Yazgül'ü bunu o bürokrasiye, o patronlara, o hükümete veryansın olarak görüyorsa onu ayırması lazım. Ama neticesi itibariyle orada 301 tane şehit olan veya canını kaybetmiş insan hakkında böylesi bir değerlendirme yaparsa o zaman ben o söylediğim ne çocuğunun başına bir şey korum kardeşim. Hiç kimse kusura bakmasın. Siz bu değerlendirme Türkçe ya bu değerlendirmeden nasıl bunu çıkarıyorsunuz? Ben bunu çıkartıyorum. Bunu diyor da ki, Türkiye'nin 77 milyonu çıkarıyor. Ama sen eleştirme hakkını hayır, benim elimden farklı, alamazsınız hayır, diyor. Sen ben eleştiririm. Bak kardeşim. Şehit denilip ben bu şehit derim, çıkılmaz. Ben şehit derim. Cenazeme saygı gösteririm. Duamı ederim. Ama diğer tarafta bununla ilgili hesap vermesi gereken fazla şerefli adamlardan da hesap sorarım. Ama bu ayrı bir mesele. O ne cenazenize karşı çıktı ne şehitlere karşı hayır ama burada adama diyor ki sen ki, bilmem ne yerine gittin Niyazi. Niyazi değil kardeşim. Orada ölen 301 tane can. Siz bir de o insanların... Kedi değil, köpek hayır, değil, hayvan değil, insan. Annesine, eşine, çocuklarına gidin bunu sorun. O yani insanlara sor. O insanlara sor. Hayır o insanlara sor. O insanlara git sor bakalım. Senin oğlu, senin oğlun, senin kocan şimdi, burada senin Niyazi midir yoksa şehit midir? Onu sor. Ondan sonra bu yazıyı yaz. Buradan ne ifade ettiğini bütün halkımız çok iyi 77 milyon anlıyor ama sen Yazgül'ü iyi anlıyorsan ben saygı Yazgül duyuyorum. Erdoğan çok ben Yazgül'le saygı duymuyorum ama seni tanıdığım için sana saygı duyuyorum. Tamamı da vahşi kapitalizmin hem de böyle en üst perdeden kurbanıdır. Bunu kabul etmeyenin de vicdanı yoktur. Çok açık bir şekilde söylüyorum. Vicdanlar bunu. Teraziye göre hareket eder. Vicdanlar, vicdanı olmayan vicdanlar, bu insanların vicdanlar, başı kapitalizmden vicdanlar dolayı... Vicdanlar elinde şampanya şişesiyle... Ne alakası var ya? Bak kardeşim şampanya 1600 liradan bahsediyorsun sen. Sen 1600 liralık... Bir adam vicdanlı olsun. 1600 liradan bahsediyorsun elinde, ama elinde... Elinde isterse de şampanya şişesi güzel olsun. Kardeşim, dürüst olsun, samimi güzel olsun. Güzel kardeşim. İsterse şampanya şişesi şimdi, bir şey söylüyorsan yaşamak zorundasın. Kendine zarar veriyor. Bir şey söylersen yaşamak zorundasın. İyi de yapıyorsan yaşamak zorundasın, kötü de yapıyorsan yaşamak zorundasın. Şimdi Yazgül hanımefendi yaşadığı ortam itibariyle Türk o şehit ailesini ve o madenci ailesini anlayabilecek kapasitede değildir. O gitsin Boğaz'da viskisini yudumlasın kardeşim. Aynı hatayı sizin az önce eleştirdiğiniz Yılmaz Özdil de yapıyor. Türkiye'de şu zihniyetten kurtulunmalı artık. Herkes benim gibi olacak deme ben, şeyin yok senin. Böyle bir ben eleştiriyorum. Hakkın yok. Bir dakika kardeşim Yılmaz Özdil diyor Yılmaz ki Özdil ben eleştirirse ben Yılmaz Özdil eleştirirse doğru ben İzmir eleştirirsem yanlış öyledir. Mı? İzmir insanı medenidir. Ona da karşıyız. Kusura bakma ama kardeşim. Sen İslam adı altında ben İslam'ı konuşmuyorum burada. Sizi kastetmiyorum. İslam'ı şahsınızı kastetmiyorum. İslam'ı konuşmuyorum. Yani o perspektif adı altında bütün insanlar da böyle olacak baskısıyla bütün insanlar böyle olacak. Hayır. Diktasıyla Yılmaz Özdil'in yaşamıyla ilgili bir şey söylemiyorum. Yılmaz Özdil ama Yılmaz Özdil söylediği sözlerle ilgili bak biz burada söylediği sözlerle ilgili her şeyi aşağı kabul ediyoruz. 5 yıldır okurum. Yılmaz Özdil'in haklı olduğu taraflar okuduğum da var. Belli. Haksız olduğu okuduğunuz taraflar da var. Belli. Ben saygı gösteriyorum. Ben... Bir tek defa diyor ağzıma dahi ne almadım. Ne kızı bilmem kardeş. Ben ilgilendirmiyor ne kızı oldu. Ama sen elma olarak gördüğün holding patronlarına söyleyeceğin sözleri getirip armut olarak göreceğin işçilerle bağlantı olarak söylersen kusura bakma ben bu tarafa yanlış derim. Vallahi bu işin mağdurları işçiler. Yani ben doğru söylüyorsun. Doğal olarak işçiler doğru söylüyorsun. Ama o işçilerin sırtından bugün birileri malı götürmeye çalışıyor. Kim hiç malı kimse, götürüyor ya? Götürüyor. Malı götüren Alp Gürkan işte. Onun da hesabı adam 1 milyar dolar peşin devletten para almış. Onun da hesabı vermediği görülecek. Kömürün parasını almış ya. Onun da hesabı görülecek kardeşim. Onun da hesabı görülecek. Neyi savunuyorsunuz o zaman? Ben onu savunmuyorum ki. Yani o patronu savunduğumu duydun mu sen şimdi benden? İdareyi de savunmayın o onu zaman. Onu da savunmuyorum. İdarenin de burada sorumluluğu orada var. Orada sorumluluğu o var. O insanlara şehit adı altında eleştiri yapılmasına karşı koyuyorlar. Kardeşim, tamam şehitler amenna. Kardeşim.
Biz şehit olmadıklarını söylemiyoruz. Şehit adı altındaki... Fakat şehitliğin arkasına sığınarak hataları, yani burada yapılan kusurları, burada yapılan yanlışları örtbas etmenin bir manası yok ki. Yener'cim, benim söylediklerimi Türkçe söylüyorum. Bir kez daha söylüyorum, bir daha söylemeyeceğim. Çünkü zaman bitiyor. Söyleyeceğim söz şu. İdarenin kusuru varsa, kusurlu kimse sonuna kadar peşinden gidilmesi... Varsa değil, var. Varsa diyorum kardeşim, var. Biz hukukçuyuz yani, netice itibariyle hukukçuyuz. Yani burada... Ya bu doğal bir afet ben mi? Hatırlıyorum. Hayır, doğal bir afet değil ya. Su mu bastı? Burada ilk geldiğinde... Deprem mi oldu? Bak kardeş, geçen hafta ne söyledim ben? Çalışma ve Güvenlik, Sosyal Güvenlik Bakanı olan adam istifa etmelidir demedim mi? Bunu söyleyen Türkiye'de tek adam benim. Ondan sonra bazı gazeteciler sordu. Şimdi bunu söyleyecek kadar ileri giden bir AK Partili olarak bir adam burada kusur olup olmadığı konusunda da seninle aynı fikirdedir. Holding patronu denen dangalağın Türkiye'ye vurduğu darbeyi de ben seninle aynı düşüncede değerlendiriyorum. Ama bunun yanında acısı olmuş 301 tane canla ilgili birileri söz söylerse hiç kimse kusura bakmasın. Buna ilk karşı çıkacak olan benim, senin de karşı çıkman lazım. Yani ya Yazgül'ün yanında olacaksın ya 301 tane canın yanında olacaksın. Ya Yılmaz'ın yanında olacaksın ya 301 tane canın yanında olacaksın. Bu kadar basit. İkimiz söylenenlerden farklı şeyleri anlıyoruz. Olabilir. Yani onu kamuoyu takdir etsin. Kamuoyu takdir etsin. Evet. Geçen hafta Sivrice'deydiniz. Müsiyat toplantısı vardı. Dün akşam Sivrice'deydik. Evet. Ne gibi gelişmeler yaşandı? Ne gibi kazanımlar oldu? Elazığ için önemli bir toplantı. Evet, şimdi tabii Sivrice ile ilgili biz Müsiyat ilçelerle buluşuyor programı dahilinde geçen 2013 yılında 5 ilçemizi gezmiştik. Geri kalan 5 ilçemizi 2014 programında almıştık. İlk hemen bu genel idare kurulundan sonraki ilk toplantımızı dün itibariyle Sivrice'de yaptık. Ben huzurlarınızda Ebu Bekir kardeşime çok teşekkür ediyorum, belediye başkanına. Gerçekten güzel bir organizasyon hazırlamıştı. Orada Sivriceliler Derneği, MASSAD'ın, yani Maden Alacakaya Sivrice Derneği olarak, platform olarak oluşturulan derneğin, artı Kürk Güzelleştirme Derneği'nin, Sivrice Güzelleştirme Derneği'nin, artı sendikalardan, siyasi partilerden çok geniş katılımlı bir toplantı yaptık. Bugün zaten medyaya da yansıdı. Bir eylem planı ön çalışmasıydı bu. Yani Sivrice'nin problemlerini bir masaya yatırdık. Ondan sonra neler yapabileceğimiz konusunda bazı ön görüşleri aldık notlarımıza. Şimdi onların detaylandıracağız. Çalışmalarını yapacağız. Onlardan çıkacak sonuçlarla inşallah oradaki tüm taraflarla ve milletvekili kardeşlerimize davet etmek suretiyle bu meselelerle ilgili atılacak adımları, yani olayın siyaset boyutu, bürokrasi boyutu ve sivil toplum boyutu itibariyle yapılacak işlemleri, yapılacak eylemleri birlikte kararlaştırıp adımlar atacağız. Bu güzel bir çalışma oldu. Bir eylem planı çalışmasıydı bu. Güzel de oldu. Tabii üzüldüğümüz noktalar yok muydu? Vardı. Bürokrasinin katılmasıydı geçen hafta. Mesela yani Sayın Kaymakam Hanımefendi, ki kendisine söz söylemek de istemeyiz ama geçen hafta da hatırlarsanız bir şey söyledim. Ne söyledim? Böyle bir toplantı yapılıyorsa, bakın biz bu toplantıları Keban'da da yaptık, Baskil'de de yaptık, Alacakaya'da da yaptık. Ve o kaymakamların hepsine ben teşekkür ediyorum. İnanın bizden daha fazla heyecanlı olarak o kendi ilçelerine neler yapılabileceği konusunda bir gayret içerisindeydiler. Şimdi Sivrice'de yaptık. Bize verilen cevap şu. Biz 17'den sonraki programlara katılamıyoruz, iştirak edemiyoruz. Niye? Çünkü mesai 17'de bitiyormuş. Hanımefendinin mesaisi 17'de bitiyormuş. Kaymakam hanımın. Artı oradaki bürokrasinin, mesela biz her gittiğimiz ilçede, o ilçedeki ilk 4, 2. 4 ve 3. 4'teki çocuklarımızdan en başarılı olanlara birer tane şundan veriyoruz. Bunun adı nedir? iPad mi diyorsunuz? iPad veriyoruz. Apple mı veriyorsunuz? Ya markası belli değil ama iPad veriyoruz. iPad olmuyor o zaman. Yani tablet. Adı neyse, tablet, bilgisayar, tablet, onları veriyoruz. Ve Milli Eğitim Müdürü olan kardeşimizden de diyoruz ki siz belirleyin, getirin. Dün Milli Eğitim Müdürü vekili de oradaki arkadaş. Onu da göremedik orada. Ya, o çocuklarımıza götürdüğümüz hediyelerimizi geri getirdik. Sonra kendilerine ayrıca takdim edeceğiz. Şunu söylemek istiyorum. Biz Elazığ'dan iş adamları olarak onlarca arkadaş gitmişiz. Bu işin, yani Sivrice ile ilgili alakadar olan bütün derneklerin temsilcileri, sendika temsilcileri orada. Sivrice'yi konuşuyoruz. Şimdi Sivrice'yi konuşurken Sivrice'de de şu an mülki amir olarak pozisyonda görev yapan hanımefendinin de orada olması gerekmiyor mu? Muhakkak. Muhakkak gerek. Ama hanımefendinin mesaisi 17'de bitiyormuş. Biz de ne yazık ki 19'da gittik. Yani toplantımızı 19'da, yani akşam 7'de başlattık. Çünkü insanların işlerinden çıktıktan sonraki bir saat olsun ki
önü açık, ciddi manada bu işi tartışabileceğimiz, konuşabileceğimiz bir saat olsun dedik. Her gittiğimiz ilçede de buna benzer bir şey içerisindeyiz. Yani saat ayarlamasını buna göre yapıyoruz. Ya pazar gününü alıyoruz veya işte cumartesi gününü alıyoruz veya akşam bir saati alıyoruz ki diğer insanların da mesaisinden çalmamış olalım. Şimdi hanımefendiyi göremedik. Tabii göremediğimiz için de orada ben konuşmamda söz söylemedim. Burada ama söylemeden de geçemeyeceğim. Geçen hafta da uyarmıştım hatırlarsanız hanımefendiyi. Niye uyarmıştım? Benim şahsımla ilgisi yok. Niye ilgisi yok? Yani hanımefendi o toplantıya gelse ne olur, gelmese ne olur? Yani müsiat açısından bir sıkıntı yok. Gelmesi önemli yani. Ama Sivrice açısından önemi var mı? Evet, yani. Sivrice açısından önemi var. Çünkü sen oranın mülki amiriysen geleceksin yani kardeşim. Zaten siz de Sivrice için gidiyorsunuz. Yani biz oraya keyfe gitmiyoruz. Şahsınız için değil. Yani o saatte o kadar insan orada keyfe toplanmamış. Bu kadar keyfe yani kafa yormamışız. Ama hanımefendiyi bulamadık. Yani ben de orada şunu söyledim ki söylediğime pişman da değilim. Yani koltukları işgal eden insanlar o koltukların haklarını vermeli kardeşim. Veremiyorlarsa tayin olup gitmeli. Ha, tayin olması konusunda da Elazığ halkı ve başta biz olmak üzere hanımefendiye yardımcı olmalıyız. Boşuna kendisini sıkıntıya sokmasın. Mesaisini 8-5 yapabileceği başka ilçeye gitmeli dedik. Ha, bunu söylerken de bugün de söylüyorum. Sadece hanımefendinin şahsını nazara almıyorum. Niye? Çünkü orada görev yapan arkadaşlarımızın, yani kendileri o toplantıya davet edilip de gelmeyen bürokrat arkadaşlarımızdan, ki bir kısmı gelmişti. Ben onlara teşekkür ediyorum. Ama bir kısmının bu 8-5 mesai saat mefhumuna bu kadar uyduklarını görmek inanın biraz da duygulandırdı. Çünkü niye duygulandırdı? Acaba sabah tam 8'de o arkadaşlar mesaide mi? Saat 5 diyene kadar o masalarına devam ediyorlar mı? Mesailerine devam ediyorlar mı diye kendi kendime düşündüm. Suizanda bulunmayalım belki de öyledir. Düşündüm. Düşündüm ama son şey var ya, bir tane ne vardı? Erdal Özyazıcı'nın bir filmde. Ben evet. Düşündüm ve şöyle karar verdim diye. Düşündüm ve şunu söyledim. Sivrice niye geri nerede kaldı? Nerede söylüyordu onu? Bir filmde söylüyordu. Evet. Sivrice niye geri kalmış diyordu. Evet, Sivrice niye geri kaldığını, bu tür insanların orada gerçekten hakkıyla görev yapıp yapmadıkları konusundaki şüpheler sonucu itibariyle Sivrice bu durumu ne yazık ki bu duruma gelmiş. Sivrice insanında kalmalı mı? Bunda çok fazla katkısı var ama. Yani Sivriceli kardeşlerim tabii bize şu var. At sahibine göre kişiler diye bir atasözümüz var. Nedir bu? At sahibine göre kişiler liderin neyse yani başındaki adam nasıl davranıyorsa alttaki insanlar da ona göre davranır. Şimdi Sivrice halkı gerçekten ben bildiğim kadarıyla söylüyorum ki bir Sivriceli olarak da onlarla gurur duyuyorum. Gerçekten Elazığ'da Sivriceli olup da üst düzeyde gerek siyasette gerek bürokraside gerek iş adamı kisvesi altında çok kaliteli isimler var. Ya o isimler burada başarılı olup da Sivrice'de bir şey yapılamıyorsa bunun sahibi Sivrice'deki üst düzeydeki insanların kendisini sigaya çekmemelerinden kaynaklanıyor. Bu açıdan bir kez daha söylüyorum. Hanımefendiye fazla zor vermemek lazım. İnşallah yakında şey olur. Bilmiyorum tabii. Atama dönemi geldi mi gelmedi mi. Hanımefendi de inşallah hak ettiği, kendisinin sevdiği bir yere gider de Sivrice'ye böyle gayret edebilecek, koşabilecek, orada gücünü verebilecek bir başka arkadaş gelir diye ümit ediyoruz sadece. Kadın cezaevi çalışması vardı. Geçen hafta onu sorduk ama net bir şekilde. Şimdi kadın cezaevi, bakın adı cezaevi. Sivrice turistik bir bölge. Çok önemli iki konu daha var. Bunu kısaca. Sivrice. Bir de Hazar süremiz. Baba'yı konuşmak lazım. Hazar şiiri akşamlarını evet. Konuşmak lazım bence. Her ikisini. Sivrice turistik bir bölge. Cezaevi kelimesi özellikle düşünülen şu an Azov Sanayi yeri olarak düşünülen yerde bir cezaevi tabelasında olması Sivrice'nin turizmine ciddi manada sıkıntı verebilir. Bu açıdan bizim yaptığımız görüşmelerde de çok sevgili kardeşim Ceza Tevki Evler Genel Müdürü olan kardeşime de ifade ettim. Dedim ki oraya kadınların el işleriyle üretim yapabileceği yani yine kadın mahkumların bir merkez olarak adlandıralım ve orayı öyle bir dizayna getirelim. Yani kadınlar orada üretim yapsın. Kadınlar orada işte halı dokusun veya işte konfeksiyon işi yapsın veya işte aklına gelebilecek ve bunu satsın. Kadınların çalıştığı bir üretim merkezi olsun. Üretim merkezi olacak şekilde bir değerlendirme yapılsın dedik. Sayın müdürüm de bu hususta, genel müdürüm de bu hususta olumlu baktı. İnşallah bunun adımları bu bağlamda atılır. Gelelim Hazar Şiir Akşamları. Hazar Şiir Akşamları'nın bu sene kaçıncısı yapılacak bilemiyorum ama onlarca kez yapıldığını biliyorum. Şimdi Hazar Şiir Akşamları
Her seferinde bir başka tarihte yapılıyor. Bir de Haziran'da yapılıyor, birinde Ağustos'ta yapılıyor. Bu sene Eylül'de yapılacağı falan söylendi. Şimdi burada bir istikrar olmalı. Niye istikrar olmalı? Ha bir Elazığ'da yapılıyor, bir başka yerde yapılıyor. Elazığ'da istikrar olan bir tane konu bana söyler misiniz? Burada artık başlamalıyız. Bakın biz ne diyoruz? Yeni bir yönetim anlayışı geldi. İşte valimiz değişti, belediye başkanımız değişti. Yeni bir anlayışla, yeni bir heyecanla yola çıkalım diyoruz. Bunu söylerken de Hazar Şiir Akşamları'nda da bir, zamanı konusunda bir istikrar getirilmeli. İki, merkez olarak Sivrice'den başka bir noktaya taşınmamalı. Üç, ben hatta daha ileri gidecek bir şey söylüyorum. Bu dönemdeki... Nereye taşımaya çalışıyorlar? Geçen sene Elazığ'da yapıldı biliyorsunuz. Evet. Ondan önceki sene başka yerde yapıldı. Bilmiyorum. Hazar Şiir Akşamları'nın yapılacağı yeri de söyleyeyim ben. O kamplarda aşağıda değil. Hazar Baba Kayak Tesisleri, yukarıda bir tesis var ya. Kalacak yeri yok, yatacak yeri yok ama orada lokanta veya kafeterya hizmeti veren bir tesis var. Oranın şiir akşamlarının hazırlanması bir günlük bir olay. Masaların, sandalyelerin taşınması, işte ses düzenlerinin kurulması. Yukarıda Hazar Baba'nın zirvesinde yapılmalı ve Hazar'ın o güzelliği, Keban Baraj Gölü'nün o güzelliğiyle beraber bütün dünyaya buradan mesaj verilmeli. Yoksa getirip o Batman petrol kampı derdik biz eskiden. O kampta işte 3-5 kişinin geldiği, 3-5 tane insanın farklı şekilde kendisini prezente etmeye çalıştığı bir şiir akşamları düşüncesinden sıyrılmak lazım. Bunu da Sayın Valim'e arz edeceğim. Yani bu konuda ben Sivrice ile ilgili raporu hazırlarken Sayın Valim'e de takdim etmek üzere hazırlayacağız inşallah. Bunu da arz edeceğim. İnşallah buna da bir çözüm bulunur diye ümit ediyorum. Peki benim sevdiğim bir lider var. Samimiyetine ve dürüstlüğüne inandığım Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli. Evet. Bugün Türkiye'de bunu gerçekten söylüyorum yani şaka falan değil gerçekten. Yok ben saygı duyuyorum. Halkıyla bütünleşmiş. İki tane Türkiye'de Cumhurbaşkanı var. Hakikaten kim? Halkıyla bütünleşmiş, halkın sevdiği ve saygı gösterdiği ve halen daha böyle mumla aradığımız biri Süleyman Demirel, evet. Biri Ahmet Necdet Sezer. Evet. Bugün o ikisini... Evvelki gün birini ziyaret etti, dün evet. Birini ziyaret etti. Tabii bizim bir atasözümüz var. Ben arkadaştan da rica ettim o atasözünü lütfen alt başlığa yazın diye. Yani eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı diye bir söz var. Şimdi Süleyman Demirel, Allah tez zamanda geçmişlerine kavuştursun tabii. 864 rakamlı tepeyi ve Türkiye'nin siyasetinin 40 yılını işgal edip Türkiye'de hiçbir şey yapmamış, bir barajla kendisini barajlar kralı ilan etmiş, yıllarca benim köylüm benim işçim deyip etrafından ve peşinden binlerce milyonlarca insanı sürüklemiş, sonucunda felakete atmış, bir lider. 7 sefer gitmiş, 8 sefer gelmiş şapkasıyla bir lider. Arkasından Ahmet Necdet Sezer ki işte bir anayasa fırlatma, bir kitapçığı fırlatmayla Türkiye'nin ekonomik dengelerini alt üst edip kendisinin o memur zihniyetiyle ki ben Sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçildikten bir ay sonra gittim. Tebrik etmeye müsiat heyetiyle beraber baktım. Cumhurbaşkanlığının o binası köhne, içeride her taraf yıkık dökük. Sorduk oradakilere. Yani niye bakımsız böyle? Bakımsız mıydı öyle? Bakımsızdı evet. Niye? İlk seçildiği dönem mi gittiniz evet, siz? Evet. Yani bir sefer seçildi zaten. İlk seçildi. Ha yani ilk günleri onu kastediyorum. Bir ay geçmişti. Bir ay geçmişti. Sorduk oradaki özel kalem müdüresiydi hanımefendi. Dedi ki giden Cumhurbaşkanımız kemer sıkma politikası uyguladı. Burada hiçbir şekilde hiçbir şeye meydan vermedi. Kendi bütçesini kendisi bunlar için ayrılan ödenekleri de geri gönderdi. Ama yiğidi öldür hakkını diyeme derler. Hakikaten Ahmet Necdet Sezer'in her ne kadar döneminde ekonomik istikrar yoktu. Evet çok kötüydü. Yani en azından buna bir nebze de olsa katkıda bulunmak için böyle bir fedakarlık göstermiş olması aslında takdir edilecek bir şey. Şimdi ben timsahın gözyaşları olarak görüyorum. Niye? Çünkü... Yani bakın, kullanabilirdi yani. Hayır bakın. Şimdi bir anayasa kitapçığını fırlatmakla Türkiye'nin milyar dolarına... Yani Cumhurbaşkanına yakışan bir isim olmadığına ben de sizinle aynı fikirdeyim. Türkiye'nin milyarlarca dolarını bir gecede yerle bir eden bir cumhurbaşkanının gelip orada
2 milyon TL veya 3 milyon TL eski parayla 2 trilyonluk 3 trilyonluk bir harcama için bu kadar kemer sıkma politikası uygulaması. Abi anayasa kitapçığını fırlattığı insanlar kimlerdi? Bakın kardeşim onu bilmem. Onu da değerlendirmek lazım. Ahmet Ecevit'e fırlattığını biliyorsun. Ve bir yardımcısı meşhur o dönemlerin meşhur sonradan. Hüsamettin. Hüsamettin. Bu ara tabii neydi soy ismi? Özkan. Özkan. Evet. Hüsamettin Özkan. Yani Hüsamettin Özkan başbakan yardımcılığı yapabilecek birikime sahip bir insan mıydı? Türkiye'de ona bakarsan onlar geçen bir tane eski DSP'li bakanla bir hastane, güven hastanesine karşılaştık. Çalışma Bakanı Ziya Halis'miş. Baktım adamda hiçbir kapasite yok. Bu adam Türkiye'de bakanlık yapmış. Yani benim Elazığ'daki sivil toplum örgütlerinden birinin başkanlığını götürsem ondan daha kaliteli fikirler üretecek. Bu adam Türkiye'de bakanlık yapmış. Ha Türkiye'de siyasetçilerin kalitesizliği konusunda senin hemfikirim. Ama bir gerçek var ki bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok kıymetli. Yani ben de saygı duyuyorum çünkü. Ya bunu çok ciddi söyledim. Ben saygı duyuyorum. Yani ben o partiyi desteklemesem bile mensubu olup da gerçekten çok saygı duyduğum insanlar. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nin Elazığ İl Başkanı kardeşim. Oğuzhan kardeşim. Pırıl pırıl bir arkadaşım. Ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı olan arkadaşımız da yani Sayın Devlet Bahçeli de arkadaşımız değil, büyüğümüz. Sayın Devlet Bahçeli'nin de zaman zaman iyi davranışlar sergilediğini, en azından ülkücü kardeşlerimizi sokağa dökmemesi konusundaki davranışlarından dolayı benim tarafımdan da zaman zaman Metin Sena'yla zikredildiğini sizler de biliyorsunuz. Yani en evet. Çünkü antipatik değil evet. Kesinlikle. Yani bir Oktay Vural değil yani. Oktay Vural'ı katmıyorum. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Şimdi görüştüğü insanların Türk siyasetine katkıları açısından bu şahıslarla bu diyaloglar sürdürülmeli mi, görüşülmeli mi diye bir soru getirildiğinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanı olan kardeşlerim de şunu söyleyecektir. Yani bunları bırak Sayın Başkan, Sayın Genel Başkan bunları bırak. Yani eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı cümlesi bu. Yani Süleyman Demirel gibi, Ahmet Bunların Necdet Sezer gibi. Bunların temsilcisi kalmadı. Kalmadı. Bunlardan alabileceğin fikir de yok. 60'lı yılların, 70'li yılların despot zihniyetiyle bu memleketi, bu insanları kandıran insanlar bunlar. Evet, bunları unutmak lazım. Yani ben bu gezilerin sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Kim buna fikir olarak vermişse Sayın Genel Başkan'a, o danışman kimse o danışman hakkında da ben genel başkanına şunu istirham ediyorum. Lütfen o danışmanı uzaklaştır. Gönder Süleyman Demirel adamı danışmanlık yapsın. Ve Ahmet Necdet Sezer'in sofrasında eski günlerini yad etsin. Cumhuriyet Halk Partisi bir anket yaptırmış. Anket Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda. Ankette Yılmaz Büyükerşen Tarkan ve... Tarkan mı çıkmış? Yılmaz Büyükerşen ve Adnan Menderes çıkmış. Adnan Menderes kim onu söyle. Adnan Menderes'in torunu. Evet. Sosyal demokrat bir evet. Arkadaş. Şimdi tabii Yılmaz Büyükerşen konusunda bazı isimler var ki partinin önünde giden isimlerdir. İşte Yılmaz Büyükerşen bunlardan biri. Son bir dakikamız. Eskişehir'de sürekli her seçimi çok rahat kazanan bir siyaset adamı. Yılmaz Büyükerşen'in böyle bir adaylık konusunda benimsenmiş olması, Cumhuriyet Halk Partisi tabanı açısından ortaya çıkartılmış olması sağlıklı bir sonuç. Onu açık söylüyorum. Adnan Menderes'in de isminden faydalanmak suretiyle yani merkezden ve merkeze yakın sağdan da oy alabilirim düşüncesiyle bu ismin de ortaya çıkartılmış olması doğal. Daha çok adaylar çıkacaktır. Ben şunu bekliyorum. Daha çatı aday bekliyorum. Çatı aday kim olacaktır? Yılmaz mı olacak? Yılmaz Büyükerşen mi olacaktır? Yılmaz'a daldık bugün. Şimdi kardeşim Yılmaz'dan özür diliyorum. Benim de bir kardeşim var Yılmaz ama yani Yılmazlar konusunda bugün fazla iyi değilim. Yılmaz Büyükerşen iyi bir isim. Ha, ne olur? Oy alır ama kazanabilir mi? Biliyorsunuz kazanamayacağı kesin. Eğer başbakan çıkarsa Sayın Recep Tayyip Erdoğan zaten seçilir. Abdullah Gül olursa yine seçilir. Ha, onun dışındaki adaylar da sadece bir görüntü olacaktır diye düşünüyorum ben. Ben bitti süremiz. İyi akşamlar diyeceğim ama ondan önce bu hafta çok düşündüm. Hatırlarsanız Sayın Başbakan Cumhurbaşkanlığı konusunda hiç beklemediğiniz şeyler olabilir. Ters köşe yatabilirsiniz demiştim. Evet. Ben bir tahmin yürüteceğim. Belki olursa söylemiştiniz dersiniz. Bence Tayyip Erdoğan Genelkurmay Başkanı Sayın Necdet Özel'i aday olarak gösterebilir diye düşünüyorum. Evet, son sözünüzü söylerseniz. Evet, ben de sizin özellikle Sayın Devlet Bahçeli'nin bu son ziyaretlerinden sonra eskiyi yad ederek böyle bir kanaate vardığınızı düşünüyorum.
Çünkü eskiden biliyorsunuz genelkurmay başkanlarını bu ülkede cumhurbaşkanı yapıyorduk. Sıfatından dolayı değil, kişiliğinden dolayı. Sonra şeyleri yapmaya başladık. Sıfat önemli değil. Anayasa Mahkemesi başkanlarını yapmaya başladık. Hatta Haşim Kılıç Beyefendi de bu açıdan bu ara heveslenmeye çalıştı. Tayyip Erdoğan Türkiye'de askeri vesayeti yıkmış bir insan. Necdet Özel'i getirmesinin nedeni... Yani Necdet Özel ismi, bakın bir isim getirilirken üç şeye çok dikkat etmek lazım. Bir, bu ülkeye kazandıracağı vizyona dikkat etmek lazım. İki, bu ülkede toparlayıcı olmak lazım. Üç, liderlik özelliği olması lazım. Arkasından kitleleri sürüklemesi üçü lazım. Üçü de var sayın. Bu üç özelliğe sahip sayın olduğunu... Sayın Paşa'da üçü de, ben, de var. Yani önce. Paşamı seviyorum, saygı duyuyorum. Ama herkes bulunduğu yerde ağırdır, yani taş yerinde ağırdır diye bir cümle var ya. Ben de Sayın Genelkurmay Başkanı'nın bu görevde daha başarılı olacağını düşünüyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz.